Ya bu senin aldırma gönüllüle girdin bu albümle ilgili. Senin şimdi bu albüm var, bir sene oldu çıkalı ama bu albümün dışında bir single mı geliyor? Var mı öyle bir şey, herhangi bir şey yakında? Önümüzdeki zamanda. Artık bundan sonra albüm yapmak çok mantıklı öyle değil. Öyle mi? Single, işte iki parça, üç parça, versiyonlar vesaire şeklinde. Peki cover mı yoksa kendi parçaların mı? Önce bir gene kendi bestelerimden yapacağım. Ondan sonra gene volüm devam eder ama bir yazlık. Boşuna yazmış olurum. Beni Büyüten Şarkılar, albüm olmayan, bilmeyenler için söyleyelim. Beni Büyüten Şarkılar, Ben İnsan Değil Miyim var içinde. Aldırma Gönül, O Çeşme, İtirazım Var, bugün söyleyecek misin? Evet. Harika, İtirazım Var. Ağla Sevdam, Issızlığın Ortasında, Neydi Günahım, Yuh Yuh, Nem Kaldı. Çok güzel parçalar var, içine söyleyelim. Sizi Büyüten Şarkılar hangileridir, var mı? Öyle çok sevdiğin, hani benim şarkım da şudur dediğin şarkı. Dandini dandini. Sen uyutan şarkılar. Sen seviyor musun onu? Sen seviyor musun onu? Sen filmde mi oynadın? Ay Allah. Senin var mı böyle parçan? Var ya, var, çok var, bir sürü var. Sen kimle söylemiştin bizde ya şarkı? Erkan'la o zaman şey, Ulan İstanbul'la geldiğimizde. Ulan İstanbul, evet. Yanarım'ı söylemeye çalışmıştık ama çok zorlanmıştık. Estağfurullah. Yani ben sonradan bir kere daha... Hayır, çok zorlandık. Orkestrayla hiç söylememiştik. Zordu gerçekten de. Ben bir kere daha anladım, sonradan olmamış gerçekten. Hiç olmamış, çok... evet. Ama iyi niyet vardı. O da anlaşıldı gibi düşündü. Yok, çünkü iyi niyet de görünmüyor biliyor musun içinde? Allah kahretsin. İyi niyet de görünmüyor. Bir sinsilik mi var? Bayağı pis bir şey yapmışsınız yani. Trollemişsiniz gibi yani. Bir, ama bir daha söylemek istersen her zaman... Yo, hayır. Yo, burada değil. Yandaki stüdyoda kapımız açık. Her zaman. Yan tarafa geç rahat rahat. Bağır gel burada. Biz de sohbet edelim. Tatlı tatlı. Çağlar'ın evet. Var mı sende? Sen Türk halk müziği seviyorsun. Halk müziği seviyorum ama anne babadan dolayı yine sanat müziği de çok fazla dinlenirdi bizim evde. Evet. Bir tane böyle 3 yaşındayken bir kayıt var. Bir mumdu, iki mumdu diye daha ben söyleyemedim, beceremeyeyim. O var mesela. Sonra becerebildik mi, söyleyebildik mi? Sen hiç güldür güldür de söyledin mi türkü? Ya da çaldın mı bir şey? Saz çalıyor adam aslında, bakmayın yani. Yani çok başlangıç. Yani evet. Çalmaya çalışıyorum hakikaten. Ama söylersin. Güldür de böyle bir tane ufacık bir şey söyledim ama şeydi o, skecin içinde bir şey. Hayır hayır, söylerim. Söyler söyler. Bugün senden bir tane çok sonra alacağız. Sen şimdi heyecanlanasın hemen. Evet, evet, hemen değil ama sonra heyecanlı. Mutlaka senden. Tamam. Fatih, var mıdır şarkın? Söyleyebildim mi abi? Söyleyebildim. Bakabildiği kadarıyla. Yani hani. Yok. Boynu bükükler diye böyle. Çok alakasız Barış Manço'nun bir Kara Toprak Ver Yarimi hatırlıyorum. Neyse. 5 yaşındaki halimde. Bir tek onu mu hatırlıyorsun? Kaç yaşındasın abicim ya? Ya küçüktüm ya. Hayır. Büyüdüğüm şarkılarda onu hatırlıyorum. Evet. Kaç kilo verdin abi sen? 40. Of. Bari orada. Ya ben 40 kilo verdim de. Ben burada Şebnem'in olmadığını düşünüyorum şimdi. Teşekkürler. Abi niye acayip bir şeymiş ya 40 kilo da yani. Abi esasında çok önce verdim de bu öyle bir şeymiş ki gerçekten bitmedi yani. Sonradan peki rollerde bir değişiklik oldu mu kilo verdikten sonra? Yani tek gelen tekliflerde falan filan. Ya o bilmiyorum hani kilo ile alakalı mıydı bilmiyorum gelen teklifin nasıl değişti. En azından şu anda jöne doğru gidiyorsun yani onu söyleyeyim. Öyle bir evet niyetim yok ama. Beyaz Show'da gerçekleştirmek istediğiniz hayaller, konuklara sorular demiştik. Sizlerden gelenlere söyleyeyim. Sevgilimden evlenme teklifi almak istiyorum demiş. Kimdir arkadaş? Sevgilisinden evlenme teklifi almak istiyor. Fakat kendisini göstermiyor. Göstermediği için de şu anda onun sevgilisinde bundan haberi olmuyor tabii haliyle. Nasıl aldın sen evlenme teklifini? Ben Barcelona'da aldım. Barcelona'da? Evet, sürpriz oldu. Normal bir ortamda mı yoksa? Geziyorduk böyle ara sokaklarda. Yüzük ayarlamışlar arkadaşıyla. Orada verdi. Bekliyor muydun? Yok. Beklemiyordum. Böyle bir kabul etmeyeyim geçti mi içinden? Sonra ben kabul etmedim. Önce evet dedim. O an dedim. Ama da ayıp olmasın diye denir. Sonradan da konu açıldı. Burada sefiliyiz. Bu erkekler çok saf sapız ya. Vallahi sapız ya. Yemin ediyorum ya. Orada kabul ediyor. Sonradan konuyu açıyor. Kafada çünkü kadının tilki dönüyor. Evet aynen. Biz diyoruz ki kabul etti falan filan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.